Merhaba arkadaşlar. Coğrafya etkinlik dersleri kısmında bir serimiz devam edecek. Tabi yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Ee, bu kısmı biz daha önceden yine e, kursta devam ettiriyorduk. Tabi bu pandemi süreci işin içine girince bunu online kısma yine e, taşımayı uygun gördük. Tabi üçüncüden devam ediyoruz arkadaşlar dediğimiz yorumlara göre. Tabii sizin görüşlerinize göre şekillenebilir. Burada boşluk doldurma, doğru yanlış, harita çalışması, yine soru çözümü gibi noktalar da var. Ve birden fazla tabi seçenek sunuyoruz yeri geldiğinde. Peki birinci sorumuzla başlayalım. Türkiye Kuzey Yarımköy'de yer alır. Bu durum Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özelliklerinin değişmesine neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu yönde değişen özelliklerden biri? değildir. Saat dilimleri Bizim boylam derecelerimize göre değişmekte. Yani hangi yönde gitmemiz lazım arkadaşlar? Doğu batı ya da batı doğu yönünde gitmemiz gerekiyor. Dünya üzerinde toplamda 24 tane saat dilimi var. Ki 360 boylamı baktığımızda 15 derece aralıklara bölmüşüz. Neden 15 derece dersek 15 çarpı 4'ten 60 dakika yani 1 saatlik süreyi buluyoruz. Bunun yanında tabii ee baktığımızda 0 ee Greenwich'ten başlıyoruz. 7,5 batı. 7.5 buçuk doğu şeklinde alıyoruz. Ee, toplam 15 fark söz konusu. Bunun yanında bunları artık 15'er derece ekleyip devam ediyoruz. İşte 15 eklersek ne oluyor arkadaşlar? 22 buçuk bu birinci saat dilimi oluyor. 22 buçuk ekledik. 37 buçuk bu ikinci saat dilimine karşılık geliyor. Yine 37.5 ekledik 52.5. Bu da üçüncü saat dilimine karşılık geliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bu saat dilimleri devam ediyor. Ve burada baktığımızda Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimlerine yer alıyordu. Bu doğu batı yönündeki durumdan kaynaklanan, boylamdan kaynaklanan bir değişiklik olduğu için kuzey güney yönünde almadık. O yüzden aşıklı doğru cevabımız oldu. Kalıcı kar sınırı değişebilir e ki... Sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösterebiliyordu. Cisimlerin gölge boyu e, kuzeye doğru gidince zaten Türkiye'de tarih ne olursa olsun uzuyordu. Deniz, o, deniz suyu tuzluk oranlarında bir azalma, e, buharlaşma ve sıcaklık güneş şınlarına bağlıydı. E, yine güneş şınlarının yere düşme açısı güneyden kuzeye doğru değişiyordu. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Peki ikinci sorumuza geldiğimizde işaretli beş kentimiz var. Harita üzerinde gösterilen illerin konumları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Mersin ilinin Samsun ilinden sıcak olmasında denizellik demiş. Ki Mersin bakıyoruz işaretli yer kıyı. Samsun kıyı. İkisi de denizel olduğu için burada denizellik değil. Özellikle enlem güneş ışınlarının geliş açısı etkili olmaktadır. İzmir'in Konya'dan sıcak olmasında öncelikle enlem etkildir demiş ki değildir çünkü yaklaşık aynı enlemde bulunan yerlerde biz enlemi bir kriter olarak alamıyorduk. Mersin'in Konya'dan sıcak olmasında enlem ki var güneyde ve kuzeydeki iki yer denizellik etkisi söz konusu aynı zamanda. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Van'da gece gündüz süreleri arasındaki zaman farkı Samsun'a göre daha fazladır demiş ki Van daha güneyde olduğu için fark daha Az olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden o da yanlış. Mersin ve Samsun'da yıl boyu güneş aynı anda doğar demiş ki mümkün değil. Ee, doğu batı kısmı tabii ki biliyorsunuz doğuda da erken doğuyor. Ama aynı boylamda dahi olsaydı sadece 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde aynı anda doğup batma durumu söz konusuydu. O yüzden doğru cevabımızı zaten C şıkkı olarak almıştık. Üçüncü sorumuza geldik. Enleme ve boylama bağlı olarak ortaya çıkan durumlara matematik konum denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumunun sonuçları arasında yer almaz demiş. Yengeç dönemcesinin kuzeyinde yer alması matematik konumla alakalı arkadaşlar bulunduğu enlem değerleriyle alakalı. Kuzeyine doğru gidecek Çizgisel hızın azalması yine enlem değerleriyle alakalı. En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık farkın bulunması boylam matematik konum. Üçüncü jeolojik zamanda eprojenik kıta oluşum hareketleriyle yükselmeye uğraması bu özel konumuyla alakalı arkadaşlar göreceli konum. Güneyinden esen rüzgarların sıcaklığı arttırıcı yönde etkilemesi ya da arttırıcı etki yapması yine matematik konumla yarım küreyle alakalıydı. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi kuzey yarım yer almasıyla açıklanabilir demiş. İkinci ve üçüncü saatliğinde yer alması boylamla alakalıydı ki boylamla biz kuzey yarımküreyi kıyaslayamayız. Ortalama yükseltisi özel konumda kıyaslayamayız. Üç tarafın denizlerle çevrili olması özel konumdu, yarım yarımküreyi bulmada kullanamayız. Ki yarımküreyi bulmak için arkadaşlar bir özelliğimizin diğer yarımkürede tam tersi olması gerekiyordu. Mesela biz temmuz ayında yaz mevsimini yaşarken güney yarımküre kış mevsimini yaşıyor. İşte bu bizim yarım küremizi belirten özelliklerden biridir. Haziran, Temmuz ve Ağustos, da, ağustos gibi aylarda biz ne yaşıyoruz? Yaz mevsimini yaşıyoruz. Bu bizim yarım küremizi belirtiyor. Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alması yine özel konumla alakalıydı. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Beşinci sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen bilgilerden hangileri Türkiye'nin özel konumuyla açıklanabilir diyor. Kuzeyine doğru gidildikçe gece gündüz süresi arasındaki zaman farkı ki bu kesinlikle arkadaşlar gece gündüz geçiyorsa matematik konumla alakalı olmakta. Ee, ki bunu yükselti ya da denizellik değiştirmemekte matematik konumla açıklıyoruz. Kuzey batısında sanayisi gelişmiş ki sanayisi gelişmiş diyorsa gelişmiş ülkeler diyorsa bunu özel konumla açıklıyoruz arkadaşlar. Çok sayıda farklı medeniyetlere ev sahip ya da kültürel değerlere sahip bir durumda olması, ev sahipliği yapması yine özel konumla açıklıyoruz. Ama birincisi için matematik konum demiştik enleme bağlı. 2 ve 3 yani doğru cevabımız burada D şıkkı oldu. Altıncı sorumuza geldik. Hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer almasıyla açıklanabilir diyor. Şimdi A, B, C, D kuralımız vardı. Akdeniz iklimi etkisi görülür. Batı rüzgarlarından etkilenir. Cephe yaşları görülür. Dört mevsim belirgin olarak yaşanır. Belirgin kelimesi önemli. Yıl içinde demesi önemli. Bu kanıtladı. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz sürelerinin eşit olması ki her yerde eşit. Zaten yarım küreyi orta kuşağı hiçbir yeri bulmamızda bu yardımcı olmaz bize. Başlangıç meyveninin doğusunda yer alması yine orta kuşakla bir alakası yoktur arkadaşlar. Çünkü ekvatoral kuşakla da başlangıç meyveninin doğusu var. Kutup kuşağında da var. E, o yüzden burada yalnız biri almak mümkündür. Ki ABCD kuralı. Tabi bunu açtığımız dönemler de oluyordu. Yine konu anlatım kısmına bakabilirsiniz. Ee, online dersler kısmında biz bunları yine söyledik. Çünkü bazen farklı cümlelerle ifade edilebiliyor bu tür özellikler. Örneğin işte e, Türkiye'de dört mevsim belirgin olarak yaşanması, giysi değiştirme ihtiyacının fazla olması gibi cümleler de kuruyoruz. O yüzden bu bilgileri de yine oradan kontrol edebilir, oradan izleyebilirsiniz. Evet A doğru cevabımız oldu. Yedinci sorumuzda Türkiye'ye güneyden esen rüzgarlar Türkiye'de e, güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırırken kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürmektedir. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinin hangisinin sonucudur demiş. Ki e, bu tür durumlar arkadaşlar e, tam tersi olan durumlardan bahsetmiştik. İşte güneyden Esiyorsa işte sıcaklığı arttırıyor, kuzeyden esiyorsa düşürüyor. Bu Türkiye'nin yarım küresiyle alakalıydı. Çünkü güney yarım kürede olsaydık durum tam tersi olacaktı. Örneğin sıfır ekvator. Şu an güneyden gelen ekvatorial kuşaktan geldiği için sıcaklığı arttırıyor. E, kutuptan geldiği için kuzeyden gelen sıcaklığı düşürüyor. Ama güney yarım kürede olsaydık bu durumun tam tersi olacaktı. Çünkü kuzeyden gelen bu sefer sıcak kuşaktan gelecekti. Güneyden gelen arkadaşlar soğuk kuşaktan geleceği için sıcaklığı düşürecekti. Bu Türkiye'nin kuzey yarım olması ile alakalı. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 8. sorumuzda İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinin il merkezleri 23 Eylül tarihinde güneş ışınlarını yaklaşık olarak aynı açıyla almaktadır. Buna göre bu şehirlerin il merkezlerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımdan benzer olması beklenir. Ki güneş ışınlarını yaklaşık aynı açıyla alıyorsa arkadaşlar bunların enlem derecesi aynıdır. Çünkü ekvatora göre uzaklıklarını burada dikkate almamız lazım. Ya da dik geldiği yerler işte dönenceler buraya göre dikkate almamız gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Bunun yükselti ya da işte yağışla toprakla bir alakasını kuramıyoruz. 9. sorumuzda Türkiye 36 derece 42 derece kuzey paralelleriyle bunların arasındaki alanlar da dahildir. 26-45 doğu meridyenler arasında yer almaktadır. Buna göre koordinat sisteminden numaralanmış aralıkların hangisinde Türkiye topraklarının bir kısmı bulunur? Şimdi hemen Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyordu. 26-45 doğu meridyenlerinde yer alıyordu. Buna bağlı olarak ki bu iki alanı çizdiğimde taradığım kısım kesiştiği noktalar yani Türkiye'nin bulunduğu alanları kapsıyor. O zaman burada buna karşılık gelen 5 numarayı dikkate almam gerekiyor. O yüzden doğru cevabım E şıkkı oldu. Ki 36 42'yi çizdim. 26 45'i çizdim arkadaşlar ve bunun kesişim alanı olarak bu alanı taradım. İşte buraya karşılık gelen 5 numara şu anki sorumuzda. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda Türkiye'de genellikle dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre tarım ve yerleşme faaliyetleri için daha uygundur. Bu durumun temel sebebi hangisidir demiş. Türkiye'de güney yamaçlara baktığımızda güneşe dönük tarafları ifade ediyor. Buna bağlı olarak güneş bakısı ya da bakı etkisinde olduğu için bu alanlar sıcaklık bakımından da daha uygun alanları oluşturmaktadır. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda Türkiye'nin enlem ve boylam dereceleri 26-45 doğu boylamı ve 36.42 güney enlemi şeklinde olsaydı hangisi değişmezdi. Şimdi Türkiye biliyorsunuz ki az önce de söylediğimiz gibi 36 42 kuzey 26 45 doğu meridyenlerinde yer alıyordu. Bunu çizdikten sonra sorumuza bakarsak bir olasılık sorusu. Yine 26 45'te yer alacakmış ama bu defa 36 42 güneyde bulunacakmış. Buna göre saat dilimleri değişmezdi çünkü aynı boylam değerlerindeyiz. Saat dilimleri aynı kalırdı. Kış mevsiminin yaşandığı aylar değişirdi çünkü güney yarım geldik. En uzun geçenin yaşandığı tarih şu an 21 Aralık'ta o zaman tam tersi olacaktı. En kuzeyinden geçen paralel derecesi şu an 36 şu anki tabi dediğimiz bir olasılık kısmında. Ama günümüz itibariyle olasılık sorusunu geçersek gerçekte olan 42 gibi bir değere sahiptir arkadaşlar. Bu da değişti. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının düşme açısı yine değişir. Şu an daha dik gelirken o zaman daha eğik açıyla gelecekti. Ama boylam dereceleri değişmediği için ne oldu? Yer aldı saat dinleri de aynı kaldı. Evet A şıkkı doğru cevabımız. 12. sorumuzda meridyenler arasındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalır. Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerden hangisinin bulunduğu paralel üzerinde iki meridyen arası daha kısadır demiş. Şimdi kutuplara doğru dünyanın şeklinden dolayı meridyenler arası mesafe farkı daralıyor arkadaşlar. Ki kutuplara yakın olan yerlerde bu iki meriden arasını daha az alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız en kuzeyde olan A şıkkı oldu. 13. sorumuzda yarım kürelerde yaşanan mevsime göre gece ve gündüz uzunluklarında değişme uğruyor. Örneğin yaz mevsimini yaşandığı yarım kürede kutuplara doğru girdikçe gündüz süresi, kış mevsimini yaşandığı yarım kürede ise gece süresi uzuyor. Buna göre 21 Aralık'ta yukarıdaki haritada verilen iller arasında gündüz süresindeki değişim hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Antalya'dan Adana'ya gittiğimde aynı enlemde gidiyorum. Aynı enlemde gece gündüz değişimi yaşanmaz ki aynı enlemde gece gündüz süreleri eşittir. Bu yüzden değişmez kısmını aldım. 21 Aralık tarihinde kuzeye doğru gidersem gece süresi uzarken gündüz süresi kısalmaktadır. O yüzden gündüz süresini sorduğu için azalır kısmını almalıyım. Sinop'tan Ankara'ya doğru gidersem ise ki kuzeye doğru gece süresi uzuyordu. Güneye doğru gidersem gündüz süresi uzuyor. O zaman gündüz süresinde bir artış meydana gelecektir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, 14. sorumuza geldik. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarındandır? dört mevsimin belirgin yaşandığı kuşakta yer alması matematik konumla orta kuşakla alakalıdır. Bakı yönünün yıl boyunca güneyi göstermesi ki kuzey yarımküre dönencilerin dışında yer almasıyla alakalıdır. Matematik konum. Yer şekillerinin engebeli olması özel konum. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunması yine özel konumuyla alakalıdır. Buna göre özel konumla açıklanabilecek, göreceli konumla açıklanabilecek 3 ve 4. Yani E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. 15. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye jeopolitiğinde ülkemizi ilgilendiren dolaylı bir sorundur? Eğer sınırımız yoksa deniz ya da kara sınırımız yoksa bu sorunlar bizi dolaylı yönden ilgilenmektedir. Irak doğrudan. Suriye Doğrudan kıta sahanlığı Yunanistan'la doğrudan Batı Trakya yine aynı şekilde Yunanistan kısmında da e, biliyorsunuz etkili oluyor e, ki bunun yanında tabi geçmişten günümüze hala devam eden bazı sorunlar var bunlar bizi doğrudan ilgilendirirken Filistin sorunu e, kültürel tabi etnik bunun yanında baktığımızda dini e, birçok bağlantımızın bulunduğu ülkelerle de e, bazı sorunlarla dolaylı yönden ilgileniyoruz o yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Peki 16. sorumuzda bir yere yabancı olan ve dar alanda görülen iklime biz mikroklima adını veriyoruz. Türkiye'de bazı alanlarda yer şekilleri denizellik gibi özel konum faktörlerinden dolayı bu tarım ürünlerine rastlanıyor. Ki burada baktığımızda yukarıda verilen duruma örnek oluşturmaz diyor. Tabi burada şunu eklemiş olalım arkadaşlar. Mikro klima ürünleri adı altında geçiyor. Bunlar Anamur'da muz, Rize'de turunçgil, Malatya'da pamuk, Iğdır'da pamuk mikroklima özelliği gösterirken İzmir'de zaten doğal olarak yetişen ve dar olan alanda görülmeyen zeytin mikroklima ürünü değildir. Tabi bu tür alanlarda uzun yıllar yetişmiş adını orayla duyurmuş ve oraya artık hani yerleşmiş olan ürünlere biz daha çok monokültür adını veriyoruz. Mikroklimaya uymayan İzmir zeytin oldu. Diğerleri oraya yabancı olan ürünler ya da özel durumlardan dolayı yetişen ürünlerdir. E şıkkı doğru cevabımız. Evet diğer hususta ise arkadaşlar bazı rakamlar ve bazı harfler var buralara karşılık gelen komşularımızı ve uç noktaları şimdi söyleyelim. Evet bir numaradan başlarsak arkadaşlar burada bulunan ülkemiz Bulgaristan. Ki Meriç Nehri buradan geliyor ama iki numarada gösterilen Yunanistan'la Meriç Nehri aramızda doğal sınır oluşturuyor. Yani Yunanistan kısmında doğal sınır oluşturan Meriç alıyoruz ama kaynağını Bulgaristan'dan alını alan bir akarsudur. Diğer kısımda 3 numaraya geldik arkadaşlar ki Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden birisi. Gürcistan, bunun yanında 4 numara Ermenistan, 5 numaraya geldiğimizde ki e, özel bölge olarak Nahçıvan'ı ama ülke olarak Azerbaycan'ı alıyoruz. Bunun yanında 6 numarada İran, 7 numarada Irak ve 8 numarada Suriye komşularımızı oluşturuyor. Uç noktalarımıza bakarsak arkadaşlar A'da en kuzey verilmiş Sinop, İnceburun, B'de ise en batı verilmiş Çanakkale, Avlakaburun'u, C'de Hatay Beysun Köyü, e, Ç'de ise I'dır. dil ucunu dikkate almak mümkündür. Peki diğer kısımda ise hangi ifade mutlak ya da matematik, göreceli ya da özel konumun sonucudur şeklinde yorumlayalım. Kısa mesafelerde iklim koşullarının değişmesi yer şekilleri, denizellik, karasallık gibi özel konum şartlarına bağlıdır. Sanayileşmiş ülkeler ile enerji kaynağı bakımından zengin ülkelere komşu olmamız yine bu kısımda baktığımızda göreceli konumun sonucudur. Doğusuyla batısı arasında 76 dakikalık bir farkın bulunması boylam matematik konumla alakalıdır. Doğusuna gelince sıcaklığın azalması yükselti ki ilk başta özel konumu tabi almak gerekiyor yükseltleyince. İç Anadolu ve Güney Anadolu'nun güneyinin daha az yağış alması ki o alanlardaki özel konum şartlarına bağlıdır. Ki Türkiye'de cephesel yağış ve cepheyi kasteden bir durum yoksa biz bu yağışları özel konumu açıklayacağız. Kıyılarında kuzeye gidince sıcaklık azalır. Kıyılarda gittiğimiz için daha çok enlem güneş ışınlarının geliş açısı yani matematik konumu almamız mümkündür. Evet arkadaşlar bir etkinlik dersinin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle edeceğiz. Tabii bu seriler inşallah devam eder. Kolay gelsin arkadaşlar.